Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Enzimlerin çalışmasından bahsedeceğiz şimdi. Bir de enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Şimdi nasıl çalışıyor enzimler? Arkadaşlar, burada iki tane modellememiz var. Öncelikle genel bir bilgi vereyim, daha sonra bu modellerden bahsedeceğim. Enzimlerin etki ettikleri maddelere biz ne diyorduk? Substrat diyorduk. Enzimler substratın dış yüzeyinden başlıyordu etki etmeye, daha sonra iç yüzeyine doğru giriyordu. Bu yüzden de mesela kıymanın İşte kuşbaşından veya işte bütün etten daha kolay parçalanmasının sebebi buydu. Yüzey alanının artırılması. Mesela büyük bir parça eti düşünün. Bu parça et dış yüzeyinden işte çürümeye başlarken kıyma arkadaşlar yüzey alanı daha çok olduğu için ve aralarındaki boşluklar daha fazla olduğu için bakteriler buna daha fazla etki yapabiliyordu. Ve dolayısıyla kıymanın parçalanması daha kolay, çürümesi daha kolay oluyordu. O yüzden substratlar dış yüzeyden başlıyor. Bunu bilelim etki etmeye. Arkadaşlar, biz enzimleri böyle hani çok dar anlamda düşünmeyelim. Enzimlerin oldukça büyük etki alanları vardır. Dediğim gibi bizim vücudumuzda her reaksiyonda enzimler mutlaka kullanılıyor. Burada bir tane enzimden bahsetmek istiyorum. Bir çeşit enzimden. Proteolitik dediğimiz bir enzim var. Bazen böyle dilim dönmeyebilir. Proteolitik dediğimiz enzimler vardır arkadaşlar. Bunlar substrat moleküllerinin amino asitlerin özel dizilişinden anlıyorlar. Yani bu proteolitik enzimleri belki karşımıza çıkabilir. Bilelim. Şöyle yazalım. Proteolitik enzimler. Proteolitik enzimler. Arkadaşlar bunlar substrat molekülünü amino asitlerin diziliş tarzlarından anlıyorlar. Yani mesela diyelim ki iki tane enzimimiz var. Pepsin ve tripsin. Bu ikisi de peptit bağlarına etki ediyor. Ama pepsin enzimi sadece bakın amino grubunun bağlandığı kısımdan peptit bağına etki ederken tripsin enzimi arkadaşlar karboksil grubunun oluşturduğu peptit bağına etki ediyor. Yani biri bir taraftan etki ediyor, diğeri diğer taraftan etki ediyor. O yüzden böylece parçalanma daha kolay sürüyor. O zaman şöyle yazalım. Substrat moleküllerindeki amino asit dizilişine göre tanırlar. Şöyle diyelim, tanırlar ya da etki ederler diyebiliriz. Mesela ne dedik? Pepsin arkadaşlar karboksil grubuna etki ediyor. Pardon, amino grubuna. Tripsin de karboksil grubuna etki eder. Aslında ikisi de peptit bağlarını yıkıyor ama biri amino grubu tarafından, diğeri de karboksil grubu tarafından etki eder arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi enzimlerin çalışmasıyla ilgili iki tane modelimiz var. Bunlardan ilk önce ben birinci modeli şöyle bir anlatayım. Arkadaşlar birinci modelde şöyle diyelim. Birinci modelde enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Yani hani en ilk başta söyledik ya özelliklerini anlatırken anahtar kilit uyumu vardır diye. İşte bu model aslında birinci modeldir. Anahtar kilit uyumuna göre çalışır. O zaman yazalım. Enzim ile substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Anahtar kilit uyumu vardır. Yani burada birebir direkt substrat enzimin aktif bölgesine oturuyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Yani şöyle mesela şöyle bir enzimimiz olsun. Bakın şu şekilde. Şöyle bir enzimimiz. E harfinden zaten enzim olduğunu anladık. Şimdi bu enzimin substrat arkadaşlar bakın şu şekildedir. Şurayı da düz çizdiğimi varsayın. Şimdi ona göre uyduramayacağım. Buranın substratı bakın şudur. Bu nedir? Enzimimiz. Enzim. Şu da arkadaşlar substrattır. Direkt substrat ne yapıyor? Gidiyor. Enzim arkadaşlar bu şekilde bağlanıyor. Aralarında bir anahtar kilit uyumu var. Yani burada şöyle yazalım. Anahtar kilit. Bu bizim birinci modelimiz. Arkadaşlar enzimler reaksiyondan değişmeden çıkıyor. Kesinlikle unutmayalım. Ne yapıyor? Bağlanıyor.
Substratı etki ettikten sonra enzim eski haliyle hiçbir şekilde değişmeden ayrılıyor. Şimdi gelelim ikinci modele. İkinci modelde başlangıçta arkadaşlar enzimle substrat arasında herhangi bir uyum yok. Şöyle ikinci model yazayım. Başlangıçta enzimle substrat arasında uyum yok. O zaman şöyle diyelim. Başlangıçta enzim ile substrat arasında uyum yoktur. Uyum yoktur. Ne yapıyor? Substrat gidiyor. Enzimin aktif bölgesine bağlanıyor. O sayede aktif bölgede substrata göre kendini değiştiriyor arkadaşlar. Substrat aktif bölgeye bağlanır ve aktif bölge substrata göre değişir. Evet, bu şekilde. Nasıl? Hemen örneğini yazalım arkadaşlar. Bakın, şöyle bir enzimimiz olsun. Bakın, şu şekilde. Şöyle bir enzim. Şimdi enzimin A bölgesi, B bölgesi ve C bölgesi olsun. Şu da bizim substratımız, bakın. Hani substratla enzim arasında hafif bir uyum var. Bakın şöyle hafif bir uyum var ama tam uyumlu değil. Ne yapıyor? Bakın enzim substratı gördüğü zaman hemen gelip substrata göre kendisini ayarlıyor arkadaşlar. Şöyle tam bir çizim yapamayacağım ama şu şekilde kendisini ayarlamış oluyor. Bakın şurası A, şurası B, burası da C bölgesi. Ne yaptı enzim? Kendini böyle birazcık büzdü gibi oldu, değil mi? Kendini büzüyor ve substrata göre kendini ayarlıyor arkadaşlar. İşte bu da bizim ikinci modelimizdir. Enzim substrat uyumu bu şekilde gerçekleşiyor. Birinci modelde direkt olarak bir anahtar kilit uyumu var. İkinci modelde arkadaşlar tam bir uyum yok. Sadece enzim ne yapıyor? Kendini birazcık farklılaştırıyor ve substrata uygunluk sağlıyor. Evet, enzimlerin çalışmasıyla ilgili olan mekanizmalarımız bunlardır. Birinci modelimiz, ikinci modelimiz. Şimdi arkadaşlar, bir gen bir enzim hipotezi dediğimiz bir hipotez var. Şöyle bir gen bir enzim hipotezi. Bir enzim hipotezi. Nedir bu hipotez? Arkadaşlar, bir gen bir enzim hipotezinde şöyle bir durum var. Şimdi enzimlerin yapısında ne vardır? Protein. Peki protein nereden sentezleniyor? DNA'daki gen bölgelerinden, aktif gen bölgelerinden. İşte bir gen bir enzim hipotezi de buradan çıkıyor. Yani şöyle düşünün, bakın. Şöyle gen bir bölgesi var. Gen 2 bölgesi var. Şöyle gen 2, bir de gen 3 bölgesi var. Arkadaşlar, buradaki gen 1 bölgesinden enzim 1. Mesela enzim 1 demeyelim de ne diyelim? Pepsin enzimi diyelim. Pepsin. Gen 2 bölgesinden işte tripsin enzimi sentezlensin. Gen 3 bölgesinden de kimotripsin enzimi. Kimotripsin enzimi sentezlensin. Şimdi bunlar ne yapıyor bu enzimler? Proteinlere etki ediyor, değil mi? Proteinden, bakın, proteinden polipeptit yapan hangi enzimdir? Pepsin enzimidir. Polipeptitten arkadaşlar dipeptit haline getiren tripsin enzimidir. Dipeptit. Dipeptitten de bakın şöyle kimotripsin diyelim. Bu da aminoasit haline getirir. Aminoasit. Bu kimotripsin yerine başka enzim de yazabiliriz. Erepsin olabilir. İşte dipeptidaz olabilir. Arkadaşlar bunları yazabiliriz. Aminoasit oluşturuyor. İşte biz bu hipoteze ne diyoruz? Bir gen bir enzim hipotezi diyoruz arkadaşlar. Burada bakın herhangi bir gen bölgesi mutasyona uğradığı zaman diğerleri bundan etkileniyor. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki gen 2 bölgesi mutasyona uğradı. Mutasyona uğradı diyelim. Tripsin enzimi sentezlenemedi. Dolayısıyla şu an tripsin yok. Ne olur? Bakın, ortamda polipeptit birikir. Polipeptit birikir. Dolayısıyla polipeptiti sindirecek enzim var mı şu an? Yok. O zaman dipeptit oluşur mu? Oluşmaz.
Dipeptit oluşmadığı için kimotripsin de çalışamaz. Dolayısıyla amino asit de oluşmaz arkadaşlar. Ve bu bir aslında enzimlerin takım halinde çalıştığının göstergesidir. Buradaki bir tane enzimin yok olması, sentezlenememesi diğerlerini etkiliyor arkadaşlar. Biz buna bir gen, bir enzim hipotezi diyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. En ilk başta tanıtım videomda dedim ki PEGEM ve ihtiyaçtan gideceğim dedim. Orada Campbell'ı söylemeyi unuttum. Şöyle yapıyorum. Her iki akademik yayına da bakıyorum. Hangisinde işte eksiklik varsa tamamlıyorum Campbell'dan. Mesela diyelim ki PEGEM'de işte konuyu bakıyorum, enzimlerin çalışması. Daha sonra Campbell'dan bakıyorum. Eğer ikisi arasında çok bariz bir farklılık varsa, işte yazılmayan bir şey varsa, bilmemiz gereken bir şey varsa ekliyorum zaten. Eğer ki işte PEGEM veya ihtiyaç bana yetiyorsa arkadaşlar, oradakiyle birebir aynıysa veya örtüşüyorsa o zaman herhangi bir ekleme çıkarma yapmıyorum. Hani size anlattığım şeyler basit düzeyde gelebilir ama emin olun basit düzeyde değil. Bizim bilmemiz gereken şeylerdir aslında bunlar. Tamamıyla TYT'den çok farklıdır arkadaşlar. Mesela enzimlerin sınıflandırılması TYT'de yok. Mesela vitaminleri anlattım. Vitaminlerdeki o B vitamini çeşitleri TYT'de yok arkadaşlar, AYT'de yok. Dolayısıyla içiniz rahat olsun. Ben hem Campbell'dan bakıyorum hem de diğer yayınlardan bakıp ikisi arasında herhangi bir fark varsa ona göre eklemeler yapıyorum. Yani eklemeler, çıkarmalar yapabiliyorum. Şimdi gelelim enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlere. Şöyle sayfayı ayırayım. Başlığımızı yazalım arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler. Etki eden faktörler. Evet, nedir bu faktörler? Arkadaşlar, enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden ilki sıcaklıktır. En önemlisi bakın. En önemlisi ilki sıcaklık. Tabii diğerleri de önemlidir ama sıcaklık daha önemli. Şöyle bir diyorum, sıcaklık. Şimdi ben grafik üzerinden anlatarak gideceğim. Daha sonra eğer yazmamız gereken bir şey varsa yazacağız. Arkadaşlar, sıcaklık belirli bir değere kadar enzimin çalışma hızını artırır. Bakın şöyle bir grafik ortaya çıkar. Şimdi tepkime hızı şurası, tepkime hızı şurası da sıcaklık değeri. Belirli bir değere kadar şöyle enzimin hızı artıyor. Ama daha sonra sıcaklık artmaya devam ettikçe enzimin yapısında bulunan proteinin yapısı bozulduğu için enzimin çalışması duruyor ve dolayısıyla tepkime de duruyor arkadaşlar. Bizim yani insanlardaki optimum sıcaklık, bakın enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık diyoruz. Bu optimum sıcaklık değerine geldiği zaman enzimler en iyi derecede çalışır. Optimum sıcaklığı aştığı zaman ise yavaş yavaş ne olur? Yapısı bozularak artık çalışamaz hale gelir. Şimdi burada bizim vücudumuzdaki en iyi derece 36,5 veya 37 diyebiliriz. Eğer ki 36,5'un 37'nin üstüne çıktığı zaman artık yavaş yavaş enzimlerde bozulmalar meydana gelir. Örneğin çocuklarda çok fazla ateş yükselmesi, hani ateş yükselmesi arkadaşlar, ilk önce şunu söyleyeyim. Bizim bağışıklık sistemimizin mikroplara karşı verdiği bir tepkidir. Ateşimizi yükseltiyor bağışıklık sistemimiz. Tabi beyinle birlikte çalışarak, hipotalamusla birlikte. Daha sonra bakterilerin veya vücudumuzda ne varsa bakterilerin veya virüslerin çalışma mekanizmasını durduruyor arkadaşlar. Oradaki enzimleri bozmaya çalışıyor. Oradaki enzimlerin yapısını bozarak bakteriyi öldürüyor. Ama ateş yükseldiği zaman bakterilerin enzimleri zarar gördüğü gibi bizim kendi enzimlerimiz de zarar görür. Dolayısıyla çok yüksek sıcaklıklar çocuklarda havaleye sebep olabilir. Havale sonunda hani çocuklar etkilenmeden de durumdan kurtulabilir. Havalenin uzunluğu önemlidir. Mesela 10 dakikadan fazla sürerse bu olay çocuklarda ciddi hasarlara yol açabilir arkadaşlar. O yüzden çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Mesela beyinde bir hasar bırakabilir veya vücudun herhangi bir organında bir hasar bırakılabilir. O yüzden sıcaklığa çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. 38'e kadar normaldir ama 38'in üstüne çıktığı zaman ateş düşürücüler işte veya farklı ateş düşürücü seçenekler vardır. Bunlardan kullanılması gerekiyor. Evet, sıcaklık bu şekilde arkadaşlar. O zaman sıcaklık için şöyle diyelim.
Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık denir. Optimum sıcaklık denir. Bu sıcaklık aşıldığında ne olur arkadaşlar? Enzimin yapısı bozulur. Enzimin yapısı bozulur. Buna ne diyoruz? Bakın, buna denatürasyon denir. Hatırlayın, proteinlerde de demiştik, değil mi? Denatürasyon denir. Geri döndürülemeyen bir denatürasyonsa arkadaşlar, maalesef o enzim artık çalışmıyor, ama geri döndürülebiliyorsa buna da renatürasyon diyoruz. Proteinlerde de bahsetmiştik. Şimdi gelelim diğer bir etkenimize, pH derecesi. Şöyle 2 diyorum. 2 pH derecesi. Şöyle büyük harflerle yazalım. Arkadaşlar, pH derecesi nasıl etkiliyor? pH da şöyle etkiler. Bazı enzimler, bakın, asidik ortamda çalışır. Bazı enzimler nötr ortamda çalışır. Bazıları da bazik ortamda çalışır. Yani her birinin çalışma pH derecesi farklıdır. Örnek verelim. Mesela bizim burada 0-7 arası asidik, 7-14 arası baziktir, 7 de nötrdür, değil mi? Asidik ortamda çalışan enzimler vardır. Mesela mide enzimleri arkadaşlar, pepsin enzimi. Şöyle asidik ortamda çalışır. Nötr ortamda çalışan enzim vardır. Mesela amilaz enzimi. Bu da ağızda bulunan enzimdir. Veya bazik ortamda çalışan enzimler vardır. Bu da ince bağırsak enzimleri. Bakın, şuraya pepsin yazıyorum örnek olarak. Şuraya amilaz yazıyorum. Ağzımızda nişasta ve glikojenin sindirilmesini sağlıyor. Bir de 7-14 arasında çalışan, mesela tripsin enzimi yazalım. Bu da ince bağırsak enzimidir. Bunların her biri işte bu değerleri aştığı zaman çalışması durabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız üçünün de aynı anda çalıştığı herhangi bir aralık yok. Yani üçünün de kesiştiği bir nokta yoktur arkadaşlar. Pepsinle amilazın hafif kesiştiği bir yer var. Amilazla tripsinin yine hafif kesiştiği bir yer var, ama üçünün de kesiştiği bir yer yoktur. Pepsin ne dedik? Mide dedik. Amilaz için ağız dedik. Tripsin için de ne dedik arkadaşlar? İnce bağırsak dedik. İşte bu şekilde her birinin pH derecesi birbirinden farklıdır. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Substrat yoğunluğu. Şöyle 3 diyorum. Substrat yoğunluğu. Arkadaşlar, substrat yoğunluğunu şöyle açıklayacağım ben. Sınırlı substrat ve de yeterli substrat veya işte sabit substrattan gideceğim ve grafiğimi o şekilde çizeceğim. Arkadaşlar, şöyle grafiğimiz olsun. Bakın, grafiğimiz şurada tepkime hızı, şurada substrat miktarı. Substrat miktarı. Diyelim ki ortamda yeterli substrat varsa, bakın, yeterli yani sınırsız substrat varsa, enzimin miktarı arttıkça tepkimenin hızı da artar arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız grafiğimizi. Şu şekilde düz bir şekilde çizeceğiz. Burada nedir? Substrat yeterli diyeceğiz. Yeterli. Enzim yeterli, substrat yeterli. Hatta üstüne enzim yeterli de diyelim. Enzim yeterli, substrat yeterli, tepkime hızı sürekli artar. Ama diyelim ki substrat miktarı sınırlı olsun. Arkadaşlar, veya enzim miktarı sınırlı olsun. Enzim miktarı sınırlı olduğu zaman belirli bir değere kadar artar, daha sonra sabit devam eder. Bakın, enzim sınırlı, substrat yeterli. Substrat yeterli. O zaman ne olacak bakın? Her enzim, diyelim ki 10 tane enzim var. Bu enzim 10 tane substrata bağlanana kadar tepkime hızlı gidecek. Daha sonra bağlandı. Ne oluyor? Her birinin belirli bir çalışma süresi var. O çalışma süresi bittikten sonra yeni substrat alıyor. İşte öbürü bitiriyor, yenisini alıyor. Böylelikle ne olacak? Tepkime hızı sabit devam edecek. Peki, enzim sınırsız ama substrat sınırlıysa, o zaman nasıl bir grafik O zaman da grafiğimiz şöyle olur arkadaşlar. Yine aynı grafik üzerine gideceğim. Bakın, enzim sınırsız, yine aynı devam ediyor. Ama substrat sınırlı. Ne olacak? O zaman direkt tepkime bitecek.
Burada enzim sınırsız, substrat sınırlı. Substrat sınırlı. Ne oluyor bakın? Enzim var ama ortamda substrat olmadığı için tepkime direkt bitiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde substrat yoğunluğu ile ilgili hem enzim hem substrat aslında ikisini de çizmiş olduk arkadaşlar. Tekrardan enzim yoğunluğu dememize gerek yok. Enzim substrat birlikte çizdik. Şimdi gelelim 4 diyelim substrat yüzeyi. 4 substrat yazamadım yüzeyi. Arkadaşlar substrat yüzeyi şimdi ne dedik? Enzim substratın dış yüzeyinden başlıyor. O yüzden yüzey arttıkça tepkime hızı da artıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir grafik çizebiliriz. Bunun grafiğini biraz küçük çizeyim. Şurası tepkime hızı. Şurası da substrat yüzeyi. O zaman ne olacak? Şöyle bir grafik çizeceğiz. Substrat yüzeyi arttıkça ne olacak arkadaşlar? Tepkime hızı da artacak. Evet, böyle bir grafiğimiz olur. Özür dilerim. Evet, şimdi gelelim su miktarına. Şöyle 5 diyelim. Su miktarı. Arkadaşlar su miktarı nasıl etkiliyor? Şimdi enzimlerin çalışabilmesi için öncelikle ortamda kesinlikle %15 su bulunması gerekiyor. Eğer ki su miktarı %15'in altındaysa enzimler çalışmaz. Mesela tohumlarda arkadaşlar su miktarı yaklaşık %5 civarındadır. Bu yüzden de enzimler çalışmadığı için tohumlar gelişemezler. Ama biz tohumları mesela fasulye deneyini çoğumuz yapmışızdır. Üniversitede de yapmışızdır. Fasulyeyi işte ıslak bir pamuğun içerisine yerleştirdiğimiz zaman, işte sürekli suladığımız zaman ne oluyor? Bir süre sonra çimleniyor. Çimlenmesinin sebebi ortamdaki suyu almasıdır. Suyu alıyor, oksijeni alıyor. Böylelikle yapısındaki nişasta, her ne varsa işte protein, nişasta bunu parçalayarak enzimleri aktif hale geliyor. Ve böylece arkadaşlar büyüme, gelişme görülüyor. Yani oradaki çimlenme olayı gerçekleşiyor. O zaman su miktarı için şöyle bir grafik çizebilir miyiz? Bakın %15'ten başlayacağı için mecburen birazcık bu taraftan başlatmam gerekiyor. Ve grafiğimiz şöyle olur arkadaşlar. Şu şekilde olur. Sonra yine ne olur? Sabit devam eder. Yani bir süre artırır. Sonrasında sabit kalır. Evet, tohumlardaki dediğim gibi özellikler de bu şekilde. Şimdi su miktarı dedikten sonra artık gelelim arkadaşlar enzimlerin inhibisyonuna. Nedir inhibisyon? Enzimin durdurulması. Kimyasal maddelerin etkenliğine geleceğiz aslında. Enzim inhibisyonu oldukça önemlidir. Şöyle sayfayı değiştirmek istiyorum. Şöyle kaçta kaldık? 5, 6 diyeceğiz. 6 enzim inhibisyonu. Enzim inhibisyonu. Yani aslında enzimlerin durdurulması veya çalışmasının engellenmesi, azaltılması diyebiliriz. Arkadaşlar, şimdi biz enzim inhibisyonunu ikiye ayırıyoruz. Bir geri dönüşümlü, bir de geri dönüşümsüz olarak. Geri dönüşümlü olanı ilk önce anlatalım, daha sonra da geri dönüşümsüz olana bakarız. Şimdi arkadaşlar, burada geri dönüşümlü olana reversible diyoruz. Bakın, reversible. O zaman şöyle yeşil kalemle şöyle bir diyelim. Reversible, yani geri dönüşümlü, geri dönüşümlü inhibisyon. Nedir reversible geri dönüşümlü? Arkadaşlar burada inhibisyon yapan madde, yani inhibitör madde reaksiyonun çalışmasını durduruyor, tekrardan geri dönüşüm yapabiliyor, yani tekrardan çalışabiliyor. O zaman şöyle diyelim, inhibitör reaksiyonu durdurur. Bir süre sonra reaksiyon devam eder. Yani aslında enzimin yapısını bozmuyor. Sadece ne yapıyor? Reaksiyonu geçici olarak durduruyor. Sonra devam ediyor arkadaşlar. Biz buna da şöyle örnek verelim. Kompetitif inhibisyon diyeceğiz. Yarışmalı inhibisyon. Bir de
Non-kompetitif arkadaşlar, yarışmasız inhibisyon diyeceğiz. İlk önce kompetitif olanı, yani yarışmalı inhibisyonu anlatalım. Şöyle A, kompetitif, yani yarışmalı. Yarışmalı inhibisyon. Şöyle in yazdım kısaca. Nedir yarışmalı inhibisyon? Şöyle yapalım. Arkadaşlar, ortamda bir inhibitör madde var. Bir de substrat var. İkisi arasında bir yarış var. Yarışı hangisi kazanır gidip işte enzime bağlanırsa o zaman ne oluyor? O kazanmış oluyor. Yani yarışmalı dediğimiz bu aslında. Diyelim ki substrat kazandı. O zaman enzim çalışıyor. İnhibitör kazanırsa ne olur arkadaşlar? O zaman enzim çalışmıyor, duruyor. Peki ben bu yarışmalı inhibisyonu substratın kazanmasını istiyorsam ne yaparım? Ortama bol miktarda substrat eklerim, değil mi? Diyelim ki 10 tane inhibitör varsa ben 30 tane substrat koyarım. Dolayısıyla substratın kazanma ihtimali daha da artar arkadaşlar. Böylece enzimin çalışması inhibe edilmez, yani durmaz. O zaman şöyle yazalım. Enzim ya da şöyle de inhibitör enzimin aktif bölgesini unutmayın. Aktif bölgesine bağlanarak enzimi durdurur. Enzimi durdurur arkadaşlar. Dediğim gibi bu geçici olandır, geri dönüşümlü olandır. Ortamda sadece ne var arkadaşlar? Bir yarışma var. Hangisi kazanırsa, substrat kazanırsa enzimin çalışması devam eder. İnhibitör kazanırsa enzimin çalışması durur. Şöyle diyelim. Ortama substrat katılarak ya da eklenerek, ortama substrat eklenerek yarışmayı ya da işte enzimin çalışmasını hızlandırabiliriz. Yarışmayı kazandırabiliriz diyelim. Kazandırabiliriz. Evet, kompetitif dediğimiz, yarışmalı inhibisyon dediğimiz bu. Gelelim B. Non-kompetitif. Yani bunun tam tersi olacak. Yarışmasız inhibisyon olacak arkadaşlar. Yarışmasız inhibisyonda da herhangi bir enzimle substrat arasında yarışma yok. Çünkü inhibitör enzimin aktif bölgesine bağlanmıyor. Nereye bağlanıyor? Gidip enzimin herhangi bir bölgesine bağlanıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. İnhibitör enzimin herhangi bir noktasına bağlanır. Noktasına bağlanır. Peki ne yapıyor? Enzimin aktif bölgesini bozuyor. Evet, video kesildi arkadaşlar. Yine kaldığım yerden devam edeyim. Birleştireceğim videoları. Şöyle, inhibitör dediğim gibi enzimin herhangi bir noktasına bağlanıyor. Ve enzimin aktif bölgesinin yapısını bozuyor arkadaşlar. Böylece işte substrat gelip oraya bağlanamıyor. Biz buna da işte non-kompetitif yarışmasız inhibisyon dedik. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Bu da un-kompetitif. Bakın, bir non-kompetitif vardı. Bir de un-kompetitif var. Şöyle C diyeceğiz. Un-kompetitif. Bu da yarışmasızdır. Şöyle yarışmasız diyelim. Bu da yarışmasız inhibisyondur. Peki farkı nedir diğerinden? Arkadaşlar, burada enzim direkt, pardon, inhibitör madde enzimle substratın kompleksine bağlanıyor. Yani substrat enzime bağlanmış ama gelip bu inhibitör tekrardan bu yapıya bağlanarak yapının çalışmasını engelliyor. O zaman yazalım. İnhibitör enzim substrat kompleksine bağlanır. Bakın burada substratın bağlanmasını engelliyordu. Burada da bağlanmış olan substrat enzim kompleksine bağlanarak ne yapıyor? Çalışmasını engelliyor. İşte bu dediğimiz reversible, yani geri dönüşümlü inhibisyondur. Gelelim, bakın şöyle 1 demiştik, 2 diyelim. İrreversible arkadaşlar. 2 İrreversible yani geri dönüşümsüz. Geri dönüşümsüz inhibisyon.
Nedir bu? Burada da arkadaşlar artık geriye dönüşüm yok. Yani burada enzimin aktif bölgesine inhibitör madde gidip kovalent bağla bağlanıyor. Bakın ayrılamayacak bağla bağlanıyor. Kovalent bağla bağlandığı zaman artık ikisi birbirinden ayrılamıyorlar ve böylece substrat gelip aktif bölgeye hiçbir zaman için bağlanamıyor. Buna da ne diyoruz? Geri dönüşümsüz reaksiyon veya geri dönüşümsüz işte inhibisyon diyoruz. Mesela örnek olarak neyi verebiliriz? Yılan zehrini verebiliriz arkadaşlar. Ağır metalleri verebiliriz. Gidip enzimlerin yapısına bağlanarak ne yapıyor? Kalıcı bağlar kuruyorlar ve enzimlerin çalışmasını engelliyorlar. Böylece zaten ölüm gerçekleşiyor. O zaman irreversible için şunu yazalım. Enzimin aktif bölgesine kovalent bağlarla inhibitör bağlanır. İnhibitör bağlanır ve ayrılmaz. Ve ayrılmaz arkadaşlar. Örnek olarak da yılan zehri. O yüzden hemen panzehirin verilmesi gerekiyor zaten. Ya da ağır metaller. Bunlar da ne yapıyorlar? İşte zaten bizim zehirlenmemize sebep oluyorlar. Evet, bu şekilde enzim inhibisyonu dedik. İnhibisyonu umarım anlamışsınızdır. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 7 diyorum. 7 aktivatör. Aktivatör. Zaten hızlı olan enzimi, bakın enzimin hızını artıran maddelerdir arkadaşlar. Zaten hızlıdır enzim. Bir de aktivatör gelip bağlandığı zaman ne yapıyor? İyice hızlanıyor. O zaman şöyle yazalım. Enzimlerin hızını artıran maddelerdir. Arkadaşlar inhibitörler ne yapıyor? Enzimin hızını düşürüyorlar ya da enzimi çalışamaz hale getiriyorlar. Aktivatörler ne yapıyor arkadaşlar? Enzimin hızını artıran maddelerdir. Bunlar işte inorganik maddeler olabilir, organik maddeler olabilir, aktivatör maddeler fark etmez arkadaşlar. Sadece bu kadarını bilmemiz yeterlidir. Şimdi size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Daha sonra ise enzimleri tamamen bitireceğiz. Arkadaşlar enzim aktivitesinin düzenlenmesinden bahsedeceğim. Şöyle farklı bir renkle yazmak istiyorum bunu. Neyle yazalım? Şu renkle yazalım. Görünüyordur inşallah. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Aktivitesinin düzenlenmesi. Şimdi arkadaşlar iki şekilde düzenlenme olayı vardır. Şöyle tablo olarak anlatayım.